Cem hoş geldin. Hoş bulduk Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Çok değerli konularımız da var. Çok önemli konularımız da var. Bu arada benim olan evde kalmış. Anahtarı ona takıldı kafam. Cem. <laughs> anahtarı dışarıdan kapatmış. kapıyı içeriden anahtar yok. Şimdi yana yakıla bana yazıyor buradan. O yüzden kafam ona gitti. Ne içeri çık çıkabiliyor ne içeri girebiliyor. Çok... Ben güvenliği çağırıp ya da şey, <laughs> i̇şte dedim. Efendim şimdi diğer konumuz hazır mı? Onu da soralım. Tamam diğer konumuza gelmeden hemen biz konulara geçelim. Şimdi önce isterseniz Cem içeriden başlayalım. Şöyle başlayalım. içeriden. AK Parti'nin 23. yıl dönümü bugün evet. 14 Ağustos itibariyle. Şimdi dün Sayın Daha çıktı açıklama yaptı. İki vekilden de. Bir belli kendi söyledi zaten yuvama dönüyorum dedi. Diğerini bilmiyoruz. Fakat 15 belediye başkanından bahsetti. Şimdi bu biraz tartışılıyor etik midir değil midir diye biliyorsunuz, e, da, duyuyorsunuz da zaten. Hani bir partiden seçilmişsin e, örneğin AK Parti'den seçmen seni seçmiş. Örnek veriyorum. işte oradaki başkan gidiyor İYİ Parti'ye katılıyor veya tam tersi CHP'den seni seçmiş. E, CHP adayın olduğu için. Fakat o aday gidiyor sonra işte AK Parti'ye katılıyor veya işte MHP katılıyor ya da belediye başkançısından söylüyorum. Bu tartışılıyor mesela. Bu konuyla başlayalım istersen. Vallahi şimdi Zeliha burası Orta Doğu. Burada öyle ilke milke aramayacaksın. Yani Türkiye'de Türkiye'de Orta Doğu'nun bir parçası, Avrupa'nın da bir parçası ama burada yani yani ee, ilke dersin, alaka dersin, ahlak etik dersin, etik dersin ama etik dersin ama öyle şeyler çok olmaz. Türkiye'de geçmişten beri parti değiştirmeler oluyor ama bu zannedildiği kadar çok yaygın değil. Yani 90'larda bir ee, Allah rahmet etsin vefat etti. Fırıldak Kubi vardı lakabı. 7-8 parti gezmişti. Ama onun dışında son dönemlerde olmadı. Ha bazen ideolojik birliktelikler de bir araya getirilebiliyor. Bazen mesela eskiden Doğru Yol ve ANAP'tan milletvekili olanlar bir dönem CHP'den vekili oldular. Mesela şimdi kıymetli bir isim Kesici hı, CHP'den vekil oldu. İşte sonra e, Abdülhatif Şener CHP'den evet, vekil evet. oldu. Bu olabilir. AK Parti, mesela Ertuğrul Güney AK Parti'den vekil hatta bakan oldu. Hı. Hatırlatalım yani soldan isimler AK Parti'de oldu. Bu gayet normal. Ama parti Numan, değiştirmeler da mesela kendi partisi vardı geçti. Ama hani aynı şey yani Emin, AK Parti ile evet. dünya görüşü çok farklı değildir Numan Bey'in veya Süleyman Bey'in. Dolayısıyla burada şimdi şey yok. Hani ama seçilip veki parti değiştirmek o da Türkiye'de çok fazla olmuyor. Hani insanlar bunun Türkiye'de çok yaygın olarak olduğunu düşünüyorlar ama çok yaygın değil. Şimdi bunun en son örneği mesela Mehmet Ali Çelebi'nin CHP'den AK Parti'ye geçmesi oldu. Hı. Ama birçok iyi partili isim de CHP'ye geçti. E bir ara yani CHP seçime girsin diye İyi Parti 15 vekil verdi. 70'lerde bu aslında bunun en kral örneği, tırnak için en majör örneği 70'lerde Güneş Motel Oteli'ydi. Evet. Yani Ecevit'in bakanlık verdiği 11-12 tane Adalet Partisi'nin istifa edip CHP'ye geçmesidir ama o da onlara yaramadı. O hükümet çok kısa sürdü. O 16 ay sürdü. 70 78 Mart'ta kuruldu, 79 Kasım'a kadar. O da bitti. Dolayısıyla yani dolayı, burada şimdi iki vekil işte biri iyi partili olan kişi, diğeri de ismi bilinmiyor kim oldu ama bilinmiyor. yine gene partiden. Tahmin edebiliyor yine? Yok, yani bir partisi yok. olarak diyorum. Yani isim olarak demiyorum da parti İYİ olarak. İyi partiden biri olabilir. Belki Gelecekten olur mu? Gerçi Selam, Selim Temurcu'nun adı geçiyor. Ha o geçti doğru. Geçmek İsmail da. yok yok İsmail Saymaz ee, bir şeyler dün bakacağım ona yazmıştı birkaç isim gelecek. Yani şey, o olabilir ama şimdi Gelecek Partisi'nden dün Ahmet Davutoğlu, Nedim Yamalı biz geçersek komple geçeriz hı, gibi hı. bir açıklama yapmıştı. İyi par Gelecek Partisi milletvekili Davutoğlu da bunlar mitomani hastalıkları yani yalan söyleme hastalıkları. Söyledim. Bizde öyle bir şey yok. Biz hani kimsenin köşe başı değiliz dedi. Dolayısıyla belki Selim Temurcu olabilir mi bilmiyoruz ama 15 belediye başkanı da ya öyle il ilden değil genelde ilçe ve beldelerden olan belediye Kasım yani Kasım Gülpınar'ın adı geçiyor. Yok bir gün biz Kasım Gülpınar'la başka arkadaşlarla temas etti. Bana sorarsan şu an hani AK Parti açısından çok olumlu konuşmuyor ama Erdoğan'a saygısını bile getiriyor. Hı. Ben ileride geçebilir mi? 51-49 olarak görüyorum bunu. Geçme ihtimali var. Erdoğan şöyle Erdoğan devreye girerse ne olur? Yani, yani Erdoğan kendi konuşursa olabilir ama bugünkü listede onun olduğunu düşünmüyorum. Ola da bilir yani. Ya sürpriz isim olur mu o ikinci vekil? Ya CHP'den biri olursa sürpriz olur ama sanmıyorum. Yani deva, deva, deva gelecek, Yok, gelecek İyi Parti. Gelecekten peki Sayın Davutoğlu'nun bu açıklama son Dervişoğlu ile yapmış olduğu toplantı sonrası yaptığı açıklamadaki o sizin söylediğiniz bunlar hani yalan dedi. İşte bir yıldır kurul, kurulu bir e, partiyiz. Hep bu konular konuşuluyor dedi ya. Bu lafın üzerine acaba gelecekten şöyle, bir isim geçer mi şöyle, diye sürpriz evet. olur mu diye sordu. Selim Temurci AK Parti'nin il başkanıydı. Tamam yani Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde il başkanıydı. İyi de bir il başkanıydı. O Sayın Erdoğan'la birkaç ay önce başa baş bir görüşme yaptı. O yüzden Selim Temurci geçebilir deniyor. Ha. Ya ben geçer mi geçmez onun ismini bilmiyorum ama eğer geçecek bir isim varsa onlardan biri odur. Selim Temurci'nin AK Parti ile ve Erdoğan'la ilişkileridir. Eski milletvekillerinin, devadan gelecekten seçilenlerin çoğunu Erdoğan'la Arasıydı. Arası, yani çok evet. olumsuz değildi. AK Parti'ye bir rezervleri var. Mesela Kasım Gülpınar da partiye eleştiriyor ama Erdoğan'a toz kondurmuyor. Yani şimdi, Ama bir taraftan da mesela e, hatırlarsanız e, Cem, Cumhurbaşkanı e, daha önce bu transferler konusunda iddia var yani. E, onu bulmaya çalıştım. Acele etmeyin talimatı verdiği yönde iddialar vardı bu özellikle Cumhurbaşkanı, e, İYİ Parti'den bazı emekler. Cumhurbaşkanı demiş acele etmeyin bir dakika. Diye iddialar şimdi bak, vardı. bu Burada şimdi ne olabilir? Şimdi AK Parti'nin 265 vekili var. MHP'nin 50 vekili var, 315. Şimdi AK Parti'den listelere giren e, Hüdaparlılar var, 4 Dör, evet. kişi. Evet, doğru. E, şey var, 315, e, sen 319 söyle. 315, oldu, evet. E, şey var. Hı. Devam edelim. DSP'den gelen ha, DSP kişi var, var. Tamam. İşte o şey başkaları ve yeniden refah saymıyorum. Onlar ise 5 kişiydi. Biri AK Parti'ye geçti. Şimdi Erdoğan son döneminde tekrar aday için meclisin karar alması lazım. Evet. Meclisin karar alması için de 360 lazım. Şu an 321 AK Parti, saydın sen. 321 yani 200, saydım. kişi daha eklesen. 39 kişi lazım. Evet. Şimdi Erdoğan 39 kişi. Evet. AK Parti mutlaka birilerini almak ister. Deva'yı da, geleceği de. Deva'da kaç kişi Devada. vardı? Şimdi gelecekte de 10, 15. tane var. Deva 15, 14 ee, tane e, Saadet. Tamam. 10 tane Saadet'i bir kenara koyarsak diye söylüyorum ben. Şu i̇şte 15'i 15 AK, AK Parti'nin 15 Deva'nın hepsi geçse, geleceğin 10 bekili geçse 25 AK ama partinin 39 az, gerekiyor. Evet. İYİ evet. Parti Dem veya Dem Parti'ye gerekiyor. Ama Erdoğan 360'ı bulmak için işte bu 39-40 kişiyi mutlaka bir yoklama yapılıyordur. Mesela Kasım Gülpınar, o belediye başkanı, onunla Murat Kurum temas etti. Ha. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı. Muhtı Erdoğan adına onunla bir görüştü ee, Murat Kurum, yani partiye gelir misin diye. O da görüşlerini söyledi. AK Parti olan eleştirilerini sıraladı ama Erdoğan benim her zaman liderim, saygı duyduğum gibi Hı. açıklama yaptı. Ama bu Kasım Bey AK Parti'ye geçmez anlamına gelmiyor. Ben 50-50 görüyorum. Geçebilir, evet. geçmeyebilir. Çünkü Urfa'da yaptığımız görüşmelerde bazı arkadaşlar geçecek diyor. Mesela benim bir dostum var Ali Rıza Gök, hı hı. iş adamı. O mesela geçecek diyor. Ee, Öngörü söyledi. Öngörü. Başka bir arkadaşım avukat o duruma bağlı diyor. Erdoğan'la yapacağı görüşmeye bağlı diyor. Ama Erdoğan isterse ikna edebilir. Yani kastettiğim şey AK Parti yeni döneme güçlü girmek için ve meclisten 360 kararıyla erken seçim kararını 2027'de alabilmesi için bu milletvekili transferlerine ihtiyacı var. Ama bu ortada hani burada bu olur. Bunları böyle etik ve benzeri gibi bakmak. Siyaset hani şeyin dediği gibi yani e, İtalyan bir ad, şeyin Montesquieu'nun dediği gibi filozof yani mafyanın silahsız yapılan hali. Dolayısıyla o oradan adam alır, o oradan adam alır. Yok yani bu sadece hani görürüz. çok şu, daha doğrusu şöyle ben işte birkaç gündür konuşuyorum zaten de e, hani bu kadar konuşuluyor olması. Gelecek Partisi'nin işte bir taraftan Davutoğlu'nun hani birdenbire böyle hani sanki geçişler, işte o partinin o partiye geçiş, yok efendim görüşmeler, insan aklına iki şey geliyor. Bir seçimle ilgili hani erken seçim, iki tabii ki bu anayasa değişikliği, kimde başlayacaklarmış çalışmalar AK Parti zaten, onunla ilgili mi acaba şimdi burada şu an, şimdi, <laughs> diye tabii, tabii, konuşuluyor. Şimdi hem yeni anayasa halka varmış, götürmesi evet. için 360 lazım ama… Şimdi orada DEM Parti'den bir şey çıkmaz. CHP'den bir şey çıkmaz. Orada İyi, İYİ parti'den, parti'den de çıkmaz. dün Turancemiz buradaydı. O İYİ da çıkmaz dedi yani. İyi Parti'den 7-8 milletvekili şu an boşta bağımsız. Ha. İşte oradan işte deva gelecek. Ama yine onu... de dediğinde 39 kişi toplamıyorsun. Evet, gene şey oldu. O yüzden ben bu meclisten çok bir şey çıkacağını o manada düşünmüyorum. Ama bu siyasettir. Ya yani burada böyle ilke değil. Şimdi AK Parti'den 5 vekil. Hı. Yani ben İyi Parti'ye gidiyorum dese İyi Parti almayacak mı? Veya Dem Parti'den 5-10 kişi bizi AK Parti'ye geçiyoruz veya CHP'ye geçiyoruz dese almayacak. Bilmiyorum işte alacak. Geçer mı? Ya geçer ya ge hayır. Burada hani ilk CHP diyor ya bu ilke ilkeli değil. E sana e sen İyi Parti mesela yani diyor. İyi Parti'ye 15 tane vekil verdin. Şimdi peki bunu şunu şunu soracağım ben. Sen bu konuda çok daha eskisin biliyorsun. Ben biraz daha ekonomi tarafındayım. O yüzden e, sana soruyorum. Şimdi e, hani vekil geçişleri falan dedin ya aslında Türkiye siyasetinde çok olan bir şey değildir diye anlattın ya yayının başında. Evet. Fakat şimdi mesela şuna da bakmak gerekmiyor mu acaba? İşte CHP'den kaç kişi geçti, AK Parti'den kaç kişi geçti? Böyle hani eski partili olarak en eski CHP var Atatürk'ün partisi. Sonra işte AK Parti 23 senesini MHP kutlayacaklar. Var. MHP var. Çok iyi, daha eski. Ee, daha eski tabii ki. MHP çok çok daha eski tabii ki. 65. Ee, dolayısıyla şimdi böyle baktığında bunlar hani kalıplar Özellikle CHP, MHP çok eski. AK Parti sonrasında. Fakat şimdi bu son seçimlerde AK Parti'den ayrılanlar, işte Deva Partisi, Gelecek Partisi, işte Yeniden Refah Parti, işte Yeniden Refah tarafı, işte Fatih Erbakanlar filan. Buna böyle hani sağ tarafın bölünmeleriyle gelişen bir hadise. Şimdi burada konu konuştuğumuz konu işte sağ taraftaki sağ partilerin geçişleri. Demek istediğim şu, bunlar zaten kopuşlar yaşamış. Sayın Erdoğan'a saygı duyanlar ama bir nedenden fikir ayrılığına düşenler. Diyorsun ya sen, şimdi dolayısıyla böyle bir içe çekilme, bir e, tekrardan bu AK Parti'ye dönüş sinyalleri gibi mi almak lazım bilemedim. Şimdi, yani o partilerin hayatları, partinin hayatı açısından söylüyorum bu bak, arada yani, Yaşam, Deva yaşamı ge açısından. Bak, Deva gelecek saadet Demokrat Parti. Evet. Bu dört parti altılamasanın ortağıydı. Evet. Bunlar kendi listelerinden girmemediler. CHP listelerinden girip sonra ayrılıp grup, yani. bunlar evet. 39 milletvekili çıkardılar. Hı -hı. Buna kendileri girselerdi bir şey çıkaramazlardı. Hiçbir şey çıkaramayacaklardı. 0.7 miydi gelecekte? O evet evet. Vekil Şimdi, var yani? O nereden biliyoruz? İşte genel seçimlerde de gördük aldıkları oy. Biri 30 bin, biri 20 bin, biri 40 tabii, bin tabii. oy aldı. Şimdi buradan milletvekili seçilenlerin eğer bir daha bu kendi partilerinden vekil seçilme şansları yok. Çünkü %7 barajını geçme şansları yok. İttifakla bile girseler en az %2 oy alman lazım. Onu da alacak gibi değiller. Dolayısıyla da hani bir işçi partisi bile HDP'li ittifakın içerisinde %2 aldı ama o ittifakın %7'yi geçtiği için Baraj, HDP, DEM Parti ya da e, milletvekili seçildiler. Şimdi o açıdan bazı milletvekilleri, yani biz bir daha milletvekili seçilemeyiz. Hı hı. O yüzden AK Parti'ye gidelim, 2027 veya 2028 seçimlerde seçilmemiz garanti olur diye düşünebilir. Her ama da. Yani o yüzden mecridiyet açısından ama sordum değil. bu arada sana. Yeni kurulan partiler hayatı sadece, devam ettirebilecek miden kastım yok, o Yok yok, şimdi yani. DEVA gelecek sadece. Mesela DEVA gelecek, değilim. Deva bunlar artık son dönem yani bu milletvekillerinin buradaki son dönemleri. Ama Ak Parti'ye geçerlerse, Ak Parti onlara 2027 veya 28 seçimleri için kontenjan verir. İşte. Verir. Ama şimdi bak, mesela Ali Babacan, mesela Erdoğan konusu daha e, agresif demeyeyim de böyle mi? E, yok yok katı, mı? katı ve katı ve kızgın. Ha. Şimdi oradan her milletvekili geçmez. Devadan da yani gelecekten de geçmez. Saadetten daha az geçer. Evet. Çünkü Saadet'tekiler Milli görüşmelerin devam biziz diyorlar. Gerçi Fatih Erbakan yeniden refah hepsini seçimlerde yendi ama e, o listelerde oradaki listedeki arkadaşlar da Erdoğan'a daha muhalifler. O yüzden ben çok büyük bir geçme olmaz. Ama burası Türkiye. Şimdi yani. Son dakika bir şey olur. Şimdi böyle Türkiye'de hep söylüyorum. Yani bu Türkiye'de büyük laf edeceksin. şey büyük lokma yiyeceksin. Büyük laf etmeyeceksin. Evet, Çünkü Türkiye'de yani. hiç olmayacak dediğin şey olur. Yani Mesela sen geçen sene bu zamanlar veya Mart ayında, geçen yıl Mart-Nisan seçimlere giderken bir sene sonra Meral Hanım Erdoğan'ı külliyede ziyaret eder, karşılıklı olarak böyle sevecen açıklamalar yapıyor desem inanır mıydın? Vallahi inanırdım ben senciyim Çünkü ben de bu ülkede bir saatten her iki saatten hayır, hayır, tamam ben şahsi zaten ama sene başkası… Şimdi ama Meral Hanım, bak Meral Hanım, işte hayır e, hayır her an her şey olabileceğine inananlardan biri olduğumu hayır, söylüyorum hayır, tamam ama, ama genel olarak inan inanmazsın ya. Yani açıklamalardan evet. Meral Hanım hiç evet şey, ben evlatlarıma ha, evet. tembihledim Kemal Bey ile hep ilgilenin. Hı -hı. İşte Erdoğan'dan kurtulacağız. Ülkeni halde işte meçöre yapıyor bu Erdoğan. Ne biçim? Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetti ya. Ha, doğru. Şimdi o ki geldi Genel Başkanlık kurultayı gelir seçimi kaybetti. Erdoğan'la şu an arası iyi. Sinan Oğan Bak geçen sene benim programımdaydı. Cennetin yollarını döşeyenlerle işbirliği yapmayız dedi. E şimdi Erdoğan ama ikinci turda Erdoğan destekledi. Çok kısa bir ara vereceğim senden. Çünkü Irak'la ortak planlama toplantısı Ankara'da gerçekleşecek. Yarın biliyoruz. E hemen Oğuz Şahin'e gidelim detaylandırsın. Evet Oğuz. Zeliha Saraç dakikalar öncesinde verdiğimiz son dakika bilgisinin aslında biraz daha detaylandırılmış hali var elimizde. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli bir bilgilendirme yaptı sosyal medya hesabından. Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Fuat Hüseyin yarın ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir ve bu ziyaret kapsamında Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı yapılacak. Yarın ayrıca yüksek düzeyli güvenlik mekanizmasının dördüncü toplantısının düzenlenmesi öngörülüyor. Sayın Bakanımız da Iraklı Mevkidaşının eş başkanlığında yapılacak toplantıya sayın Milli Savunma Bakanımız yani Yaşar Güler, sayın MİT Başkanımız yani İbrahim Kalın ve sayın İçişleri Bakan Yardımcımız ve Iraklı Mevkidaşları katılacaktır. Bilgilendirmesini yaptığı Dışişleri Bakanlığı sözcüsü aslında ee bu dördüncü toplantıdan. Biraz daha somut adımlar bekleniyor. Çünkü 2010-2023 yılında ilk ikinci toplantıda Türkiye ve Irak arasındaki ortak müzakere sonucunda bir bildiri yayınlanmıştı. Ve o bildiri de terör örgütü PKK ilk defa Irak makamları tarafından ortak tehdit olarak tanımlanmıştı. 2024'teki üçüncü toplantıdaysa, Irak makamları yani Bağdat hükümeti terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt olarak ilan ettiğini duyulmuştu. Bu toplantının dördüncüsü yarın Ankara'da yapılacak ve dördüncü toplantıya katılmak üzere de yarın Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin Ankara'da olacak ve az önce ifade ettiğimiz gibi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan o toplantının başkanlığını yürütecek ve aynı zamanda hem Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hem de MİT Başkanı İbrahim Kalın o toplantıda hazır bulunacaklar. Ye, Oğuz Şahin teşekkür ediyorum sana vermiş olduğun için, bilgiler için. Hemen biz konuşmaya devam edelim. Şimdi gelelim o konuya doğru söylüyorsun. E tabi oralara o sözlere bakınca Sayın Akşener'in dediğin gibi Netanyahu'ya bile benzetti. İşte sen dedin, e, neydi cennetin yolları, ne demiştin? O şey Sinan, Sinan Oğan'la ilgili. Cehennem'in yolları, köşeyenlere destek olmayacağız. Olmayacağız şey. dedi ama destek oldu. hatta 2. 2. turda Erdoğan e, 2. E, Hatta ve hatta seçmenleri de çok kızdı ya ona, kendisine Sinan Oğan. Neyse, oluyor siyasette ama. Şimdi dolayısıyla senin dediğine geleceğim. Mesela Sayın Akşener geçmişken onu da sorayım, tekrar döneriz bu vekil geçişlerine. Hem... Ee, Zafer Partisi liderinin hem de Kılıçdaroğlu'na dava açacağım dedi. İşte Kılıçdaroğlu çünkü burada bir yayına konuk oldu biliyorsun. Orada altlı masada işte ihanet böyle bir şey gibilerinden Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. Ben bunlarla uğraşamayacağım dedi Akşener. Ümit Özdağ'da 2018 yılında bildiğim kadarıyla Sayın Akşener beni bir kenara çekti. İşte e, adamı kazandıracağız dedi diye açıklamalar yapmış. İşte Akşener de e, kendi kendine rüya görüyor şeklinde açıklamaları var. Şimdi bir de bu tarafı var işin yani. Siyaset yine çok ısındı yani Cem. Onu demeye çalışıyorum Şimdi, sana. Yani net bir seçim var önümüzde. Yani o sahne diyeceğim. Daha 2028 yılında erken seçim olmadığın varsa. Daha o neler var. Şu an ana gündem ekonomi ama siyaset hakikaten çok sıcak şu an. Şimdi bakın o altılı masadan başlayalım. Türkiye'yi hakikaten Allah korumuş. Yani Neden öyle masadan eğer yani Kemal <laughs> seçimleri kazansa ki öyle bir ihtimal hiçbir zaman yoktu. Veya meclis çoğunluğunu alsalar şu an ee, hepsi 7 yardımcı olacaktı. 5-6 parti var ya, Hı. Kemal Bey Başkan, 5 tanesi yardımcı. Bir de İmamoğlu ile Mansur Yavaş. MİT Başkanı'na mesela Davutoğlu, Babacan, Temel Karamoğluoğlu, Gültekin Uysal da karışacaktı Meral Hanım. İşte bakanlar, ekonomi, her kafadan bir ses, karman çorman olacaktı. Ülke bir gıdım ileri gidemeyecekti. Yani şu an ülkeyi ekonomiye eleştirebilirler, tamam sıkıntılar var ama en azından büyük hükümet gidiyor. Eskisi gibi sürekli erken seçim olmuyor. Son 20 yılda o 1 2 ayları sayma. Bir tek 2018 seçimleri, 2019 Kasım'daki seçimler, 2018 Nisan'a çekildi. Onun, onun dışında bütün seçimler zamanında yapıldı. Şimdi evet. buradaki mesele Kemal Bey ile Meral Hanım'ın ya arkadaş siz 2023'e giderken Kemal Bey ben adayım diye dolaylı olarak bas bas vardı. Meral Hanım da bir seçilecek aday kazanacak aday diye Kemal Bey istemediğini söyledi. Ya siz bir araya gelip konuşmayı beceremiyor muydunuz ya? Ya gelirsin Meral Hanım, özel bir toplantıda bir randevu istersin, çay içecek gibi. Ya Kemal Bey, biz sizin aday olmanızı istemiyoruz, siz kazanacak aday değilsiniz. Ekrem Bey veya Mansur Bey olsun niye demediniz? O onu bak şimdi bizim Murat İde var, bayağı beraber program yapıyoruz. Meral Hanım basın danışmanıydı. O da bazı gerçek şeyler anlatıyor. O bir şey anlatıyor mesela Murat Bey Murat da anlatıyor, Hanım da anlatıyor, öbürü de ya kim doğruyu söylüyor? Kim doğruyu Hayır. söylüyor? Ya şimdi ya şöyle kamuoyu yönünde Kürşat zorluğu evet. ve İyi Parti'nin bütün temsilcileri Kemal Bey aday seçilecek aday değil dediler. Evet. Yani kazanacak aday değil dediler dolaylı olarak. Ya aday. İşte Ekrem Bey ve Mansur Bey daha önde çıkıyor dediler. E şimdi Kemal Bey de diğer dört parti istedi. Deva Gelecek, Saadet, Demokrat Parti. E şimdi o öyle dedi, bu böyle dedi, bilmem ne dedi. Ama bir de e, şehir efsaneleri uyuyor. Ümit Özdağ'ınki uydurma. Yani Meral Hanım güya, bak bunu Kemal Bey için de diyor bazı arkadaşlar. Bu ekranlarda da duyuyorum. İşte onları. güya dediğim o yani. E, hayır. iddia bu, öyle. Burada da yani, bir sabahleyin programa çıkan bir arkadaş da kendi böyle uçu Yani devlet demiş ki ben artık istesem de adaylığımı değiştiremem. Ya devletten birileri gelmiş böyle gizlice. Öyle söylemişler. Ya böyle saçmalık olabilir mi? Veya Meğer Hanım kazanacak aday bilmem ne Tayyip Bey'di. Yani eğer kazanacak aday değilse... Adamı deyse, kazandıracağız. Bir tane, de, bir demiş? Öyle diyor ya Mütözdağ, onu söylüyor. Ya tamam da 2018'in şartlarında zaten AK Parti ve Erdoğan'ın seçim kaybetme diye bir olasılığı yoktu. Darbeden çıkılmış, darbe girişiminden. Ekonomi iyi, her şey iyi. Zaten Erdoğan en parlak olduğu dönem. 2019'da da büyük şeyleri de Türkiye genelinde 53 aldı Parti. Belediyelerde 51, il genelinde 53 aldı. ile beraber, Büyük Birlik'le beraber. E şimdi Meryem öyle diyor şu Ümit Özdağ diyor ya, kardeşim öyle diyorsun da Meryem son bir senedir yani 2023'ün Mayıs ayına kadar Ekrem Bey ve Mansur Bey'e aday olsun dedi ikisinden biri. Demedi mi? E şimdi muhalefet ne diyor? Kemal Bey'e niye kızıyorlar? Bu ikisinden biri olsaydı biz yenerdik diyorlar. Hı. Bence yenemezlerdi. Yani hani diyor ya bütün millet bekliyordu ki Ekrem Bey veya Mansur Bey gelsin, bir seçimleri kazanacağız değil mi? İyi de kardeşim millet sana meclisi de vermedi. Mansur Bey iç oldu, Ekrem Bey Karadeniz'de bir sürü yere gittiler. Hiç oya üç oy alamadılar, artıramadılar. Yani şimdi bu seçim yenilgisi olunca hani Çin atasözüdür, yenilgi öksüzdür. Zaferin babası çoktur, yenilgi öksüzdür. Hep öyledir. <laughs> Şimdi bunlar da yenilgiye. O öyle dedi, bu böyle dedi. Meryem'in gizli toplantı yapmıştı, Erdoğan'a kazandırmış. Kemal Peki, Bey de Cem, devletten birileri gelmişti demiş ki bak buna burada anlatıyorlar böyle yani. Gelmişti ya kardeşim hangi den ne saçmalıyorsunuz yani. Kemal Bey işte Kutlar Kemal Bey devletin şey bütün teşkilatlar istedi. Kendi teşkilatları. Diğer ortakları da istedi. Bir tek İyi Parti istemedi. Hayır ben şunu soracağım sana Cem. Niye bu kadar ısındı? Bak Şöyle. Bak şimdi Meral Akşener bıraktı değil mi? İyi Parti bıraktı. Ama Meral'ın konuşmuyor. Bak, konuşmuyor. Yok 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 bak şunu diyorum. Şimdi Sayın Akşener ayrıldı. Gel işte dinleniyor. Şimdi bir geldi işte sarı saçlarıyla Sayın Erdoğan'la görüştü. yakışmış da. fakat şimdi mesela o, o siyasetin en azından Görev olarak dışında. E, Kılıçdaroğlu aday değil bir şey değil. Konuş, konuşuyor gerçi hani Tüzük Kurultu'ya seçimli kurultay mı olacak. Mahir Polat bağlanacak birazdan o gelince konuşuruz bunu da. Yani böyle ortada daha seçim meçim hiçbir şey yokken yani ortada başka şeyler varken neden bizim iş siyaset ısındı onu anlamaya bunu, çalışıyorum. Şöyle yani mi? orada sen iyi okursun çünkü. Hani Zeliha yani orada, şundan olabilir mi şundan yok, olabilir mi çok ısındı çünkü yani devamlı bir İyi partide de CHP'de de liderler değişti. Evet işte diyorum. İyi partide Misaovat Bey geldi CHP'ken. Bak şimdi burada en çok konuşan Kemal Bey. Kemal Bey geliyor mesela ya senin bir kere 14 seçime girmişsin. Bak Kemal Zedim, Bey konusunu 11 12 30'a girelim mi? Maipolat soru. Kısaca Söyle şöyle. çünkü Abba'sa girelim. Abbas, Abbas konusunu girelim. 14 seçim. Evet. Kardeşim 14 seçim kaybetmişsin. Gitmişsin, delegesini değiştirmiş, tamam İmamoğlu faktörü var orada, bilmem ne, para devreye girmiş, tamam anladık. Ya kardeşim sen 14 seçim zaten kazanamamışsın. İşte buraya da, işte burada da Armağan Çağlayan'a konuştu, orada da konuşuyor, bilmem burada konuşuyor. Delege isterse dönerim. ya partin %38-37.7 almış, birinci, 47 yıl sonra birinci parti olmuş. Bunun sen gittikten sonra. Tabii yani, e sen olmadın. Meryl Hanım konuşma. Meryl Hanım geçen sene gitti ama Meryl Hanım 2023 Mayıs'tan 2024 Mart'a kadar CHP'ye biraz çok eleştiri getirdi. Çünkü orada Kemal Bey, çünkü Ekrem Bey ve Mansur Bey olsaydı kazanılacak dedi. Onlar da verdiği sözü tutmadı diye eleştiriyor merhalanımda. İşte Şimdi o konulara gireceğim yine. PK'ye gelin hani dolayısıyla bu sonra ısınma, tekrar konuşacağız bu konuyu. Şöyle 2024 25'e giriyoruz hani gireceğiz. Şimdi erken seçim ihtimalleri konuşuluyor. O yüzden de Sen inanıyor şey musun olur? erken seçim olacağını? Hayır 2027'den önce seçim olmaz. Ama yine erken 2020 yeri olabilir ama erken seçim. 2025 ve 26'da olmaz. Onu demiyorum. 2028 ya. bir sene önceye gelebilir diyorsun sene, yani. 6 ya, ay önce olur. Ha. Yani o da o çok erken seçim olur. olmaz. Onun olma nedeni ne olabilir peki? Niye Çünkü 6 Erdoğan, ay önce? Erdoğan görev süresini tamamlamadan önce son defa aday olabilmesi için meclisin karar alması lazım. Tamam ama mecliste yeter çoğunluk yok şimdi nasıl olacak? Ya ha? yoksa Erdoğan aday olamayacak. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi meclis biliyorsun başkanlık sistemi biz sen de çok da diğer kanallarda konuşuyorduk ya da yayın dışı. Şimdi bu yeni bu başkanlık sisteminde ya Cumhurbaşkanı feshedecek meclisi ya da meclis feshedecek tamam kendini. meclis fe... meclis kendini feshetmez. Yani Erdoğan, fesh Erdoğan seçim kararı alabilir. Erdo... A A, kendi alabilir. A Erdoğan hayır. Erdoğan evet seçim kararı alır ama kendi adayı olamıyor. Çünkü e i̇şte dönem diyorum. oldu. Üçüncü dönemi bu. Tamam, Olamaz. Onu diyorum. Ama üçüncü dönem olması için meclisin alması lazım. Heh. 360 lazım. AK Parti'nin o çoğunluğu yok. Bence buradan seçim çıkmaz. Onun için söylüyorum evet, sana. Yani ama, bu rakamlar istatistik ama olarak tutmuyor. Bak, ama her şey olabilir ya diyorsun Erdoğan ya. Erdoğan yokluyor. Şimdi 315 vekil, 321 var. Onu oradan alırsam, 10 buradan alırsam düşünüyor. Hesabını yapıyor. Hesabını yapıyor tabii. tabii. Ha, bence bulamaz. Bulma şansı zor. O yüzden de ben Erdoğan'ın 3. dönem için... Niye? Dem ile şey yapamazlar mı? AK Parti, Dem ile. Bak İslam şöyle sonra. olabilir. Bak şimdi şöyle olabilir. Hı? Şimdi AK Parti ekonomik rakamların düzelmesini bekliyor. Evet. Bunun da 2025 Ocak'tan sonra işler iyi oluyor. yani şu an işte enflasyon düşüyoruz. En erken Ocak, Mart'ta. Şimdi diyelim ki erken bak şu an erken seçim kararı alsamız 2025'te CHP evet der. Çünkü CHP Erdoğan'ı yeneceğini düşünüyor. E zaten özel devam söylüyor ya bana kalsa tamam. yarın olsun diyor. Bugün, yarın. CHP başkanı öyle diyor lideri. CHP bugün seçim Başıklıyor. olsun diyor da Erdoğan da ekonomiyi toparlamadan tamam. dur, dur diyecek. Ama CHP şöyle Erdoğan köşeye sıkıştırabilir. 2026 27'de Erdoğan der ki diyelim ki CHP ya erken seçim olsun getirin biz varız dediler diyelim. Hı. Erdoğan da bu blöfü görür. Hı. Öyle mi diyorsun hani aynen şey floşroya gibi yani kağıt açacak. Tamam kardeşim öyle. Gel erken seçime gidelim derse CHP Erdoğan'ı yeneceğini düşünürse seçim evet der. Hı. Ekonomi iyi olursa, işler iyi giderse CHP Erdoğan'ı yenemeyeceğini düşünürse Erdoğan'ın aday olmasını istemeyeceği için seçimlerin 2028 Mayıs'ta yapılmasını ister. Anladım. Orada demek ki oturup senle böyle biz de burada devam konuşacağız. Eğer 25 ve 26 olmazsa ki şu an olasılık görünmüyor. CHP'si, bak. Erdoğan 2025 26'da seçim Geçirdik kararı e alırsa yani meclisi alalım derse CHP kaçamaz, kaçmayacaktır. Ha. Ama tam tersi o 27'den sonra. Yok, 2025 26'da Ak Parti böyle diyorum. bir şey yapsa bak 2025 26'da Erdoğan meclisten karar çıkartalım derse CHP vetter. der. Hı. Ama 2027'de işler düzeldiğinde Erdoğan'ın potansiyel tehlike görürse CHP Hı. o yüzden seçim zamanında yapılsın der. O, ona göre yapar. Yani Erdoğan'ın Erdoğan'ın Erdoğan durumuna bakar. Şimdi mesela Erdoğan te anketlere bakar. Er Erdoğan tehditse seçime gitmez CHP. Vaktinde gidelim der. O yüzden ama şu an olsa seçime gitmek ister. Çünkü şu an Erdoğan'ı yeneceklerini düşünürler. Anladım. O zaman biz o tarih geldiğinde bakacağız. Eğer CHP bu konuya mesela oldu da dedi ki işte gel seçime gidelim ve 27 için konuşuyorum senin söylemine göre. CHP eğer kabul etmezse anla ki Erdoğan yenecek diye düşünüyorum o yüzden kabul etmiyorum. Bu yaz işaretle alırız oralardan tabii. senin söylemine göre. Ama şimdi bunu göre. Tabii o da şu da olacak. Diyelim ki meclisten seçim kararı çıkmadı. AK Parti şu an meclisin birinci partisi. Evet. Tabii o zaman AK Parti ve MHP'nin yani Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak sorusu gündeme hmm. gelir. Niye? Erdoğan aday olamıyor ya. Ha, 2028 şey, Mayıs'ta. Bakın, ha. Yani meclise erken seçim kararı alamadığında Erdoğan zaman, evet, olamıyor. Kim aday olamıyor. Bu defa Cumhuriyet yani hmm. diyelim ki Erdoğan lider, MHP Bahçeli lider ama AK Parti'nin ve MHP'nin adayı kim olsun? Ha. Hani bu atıyorum Hakan Bey mi, Süleyman Soylu mu, Selçuk Bayraktar mı? isimler dolaşmaya başlar. Çünkü 2028 Mayıs'ta yapılacak seçimde Erdoğan aday olamıyor. Erdoğan sadece 2027 2028'in çok öncesinde yapılacak bir erken seçimde o da meclisin sevmesiyle aday olabiliyor. Anladım. Kendi yapamıyor, meclis isteyecek. Zaten yani o sistemde o vardı yani başkanlık sisteminde. E, o konuya bu konuya tekrar gireceğim bu arada. Mahir Polat geldiğinde yani ona da soracaklarım var çünkü bazı konularda CHP ile ilgili. E, şeye geçelim Ecem. E, Mahmut Abbas şimdi önce çağrıldı, gelmedi. Ondan sonra reddetmiş. İşte Cumhurbaşkanı kızdı. E, sonra işte bu Hani'nin öldürüldüğünden, bu yorumla yani ee, bu haberin yorumlayanların sözleriyle ben sana ifade ediyorum kendi fikrim değil bu arada işte hani ee, Sükas sonrası da kabul etmiş falan diye gidiyoruz bugün gelecek 18:30'da Cumhurbaşkanı'na görüşecek diye biliyoruz saat olarak 18:30 e, ve yarın da meclise, ses, şey, meclis'e seslenecek tabii dünya dinleyecektir bunu e, söylediklerini sen şimdi bu gelişmeleri bu tarafa bu, bu gelişmeyi nasıl okuyacaksın çünkü bir taraftan bak işte Gazze'de görüyorsun hadiseleri film gibi. Bir taraftan işte İsrail'de dün Tel Aviv'de patlamalar oldu. 10 tane füze atmış, at atılmış galiba. İzbullah Lübnan'a, mı gelir işte? İran, İzbullah'a, desteklerse ne olur? Bu adamların yine 750 bir füze var. 1000 tane hasta demir kubbe diye bir şey diye konuşmalar da var. Şimdi dolayısıyla şimdi Türkiye'ye Filistin liderinin, devlet başkanı Türkiye'ye bunlar yaşanırken geliyor olması diğer devletler açısından buna Türkiye'ye karşı çıkan İsrail'in arkasında olanlar da dahil ee, nasıl bir sonuçta olur? Şimdi Mahmud Abbas'a e, bakışla, Hamas'a bakış batıda ve dünyanın diğer kesimlerinde farklı farklı bakıyorlar. Yani Hamas'ı bakıyor? tanıyanlar da var, tanımayanlar da var. E, e, Filistin'i devlet olarak tanıyanlar da var, tanımayanlar da var. Filistin'i 146 ülke devlet olarak tanıyor. Hı hı. Ama Amerika, Almanya, İngiltere gibi büyük devletler tanımıyor. Ama Rusya, Çin, Türkiye tanıyor. Dolayısıyla da böyle hatta en son... Portekiz, Danimarka, e, ülke, bazı İspanya Batı, Avrupa onlar tanıdı ama tanıdılar. mesela Amerika'nın tanıması tabii o daha önemli. Şimdi Mahmut Abbas Türkiye'nin ilk zaman davetlerini Hamas'a yakın diye hı hı. E, buna çok sıcak bakmadı. Oradaki durumu da şöyle de anlatalım. Filistin bir ülke ve bunun bir parlamentosu var kendine göre ve burada siyasi oluşumlar var. Mahmut Abbas Arap solcusu yani Arap solcusu derken Arap sosyalist milliyetçisi. Hı hı. Cemal Abdülnasır gibi. Mısır devlet başkanı, 60, 50'ler 60'larda hür subaylar hareketini yapan, hı hı. onu geliştiren gibi. işte Saddam gibi, Beşer Esad gibi. Bunlar Arap solcuları. Bunlar dine uzak insanlar. Yani sadece Arap milliyetçiliğiyle öndeler. Hamas, İhvan Yani işte Mursi gibi, işte Ürdün'deki alt parlamento gibi ya da işte e, Suriye'de bazı kuvvetler var. İşte onu temsil ediyor. Bunlar daha dindar, hı hı. daha e, dine bağlı insanlar. Türkiye bu. İkisini destekliyor. Yani onda destekliyor, bunu da destekliyor. İhvan'ı çok destekliyor Türkiye. Hamas'ı desteklememiz Mahmut Abbas'ın hoşuna gitmiyor. Çünkü temsilci benim diyor. Ama Gazze'de ve West Bank diye tarif edilen Batı Şeria'da Hamas'ın ağırlığı var. Siyasi temsilci bunlar çünkü milletten oy alıyorlar. Oranın halkından. Yani 2,5 milyonu Gazze, şimdi çoğu göç etti. 40 bin kişiyi katletti İsrail. Orada ağırlığı Gazze'de. Ağırlık Hamas'ta. Batı Şeria'da da öyle. Diğer tabii Filistin Kurtuluş Örgütü ve yine e, Mahmut Abbas'ın orada bir ağırlığı var. Türkiye bunu destekleyince haması Mahmut Abbas'ın hoşuna gitmedi ama biz olmazsak da Filistin hakkını savunacak ülke kalmıyor. Yani Katar, biz tam Araplar el altından çok fazla değil. Tabii ki Rusya Moskova'da var ama esas bölgedeki güç Müslüman bir ülke olduğu için Türkiye. Dolayısıyla da Mahmut Abbas buna kayıtsız kalmadı. Çünkü Batı Refah Sınır Kapısı üzerinden gelen her yardım Türkiye üzerinden gidiyor. Bizim orada devletimizin çalışanları var dünyanın her yerinden gelen yardımları oradan Türkiye içeriye gaziye ulaştırıyor ve o yardımların yüzde %60'ı da bizden gidiyor. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Hı. Mısır'dan çok fazla geliyor ama yani sağlık ve benzeri... İstenilen benziyor. düzeyde gelmiyor. Dolayısıyla biz biz olmazsak Filistin devleti'nin mevcut durumunu koruması da zor. O yüzden de geldi konuşuyor. Ne söyleyecek? Tabii ki bu işte soykırım bitsin, vahşet bitsin diyecek ama dünyaya bir mesaj olacak. Bu önemli. Tabii Batı Ay çok yani moral olmayacak. E, atıfta bulunur mu? Bulunur Sana Tabii Göre, sıfır, şey, şey, ondan öyle. sonra e, bu <laughs> İsrail işte iki haftadır İran. Ya şöyle... E, sen de görüyorsundur İsrail iki haftadır işte bu İran ne zaman saldıracak saldıracak mı olacak mı bu olacak mı diye konuşuluyor ben ya. Ben sana bakayım sabahleyin o tarafı da girecek. BBC'den bir haber. Ee, bir de ha heh, sen bak bakalım. Bir de İsrail biliyorsun anlaşma da yaptı Amerika Birleşik Devletleri 20 milyar dolar 20 milyar, silah o anlaşması da yaptılar. E, ya ha, destek atıyorlar yani. E, havadan havaya füze ver, bak havadan havaya füze, F-15, bir de şey tank vermişsin. Esas o o lazım. Onlar zaten sürekli el, el altından veriyordu. Şimdi yasalaştı da para satıyor, şey parayla tabii biraz da para kazanıyor. Şimdi İsrail'in hava gücü çok büyük. Evet orada büyük bariz üstünlüğü var. Bir de şöyle düşün bak, İsrail nüfusu 9 milyon 600 bin bitireceğim. İran 90 milyon. Birinin geliri 418 milyar dolar. İsrail'inki 500 milyar dolar. Şimdi şu arada büyük bir güç farkı var ama elinde füze var diyor. İşte Katyuşa, Katşuya bilmem, Katyuşa bilmem ne ama bunları attı bir ara. Bir kısmını Ürdün Ürdün'e bir kısmını Demir Kubbe ama bin tane atarsa ne olur? Ha saldıracağız diyor. Valla bugüne kadar İran'ın kağıttan kaplan olduğunu gördük. Keşke bu, bu konuya tekrar seninle döneceğim. Cephez CHP'nin milletvekili May Mahir Polat yayınımızda. Ee, Sayın Vekilim hoş geldiniz. Çok zamanınız yok biliyorum. Hızlıca başlayalım. Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, Cem Küçük de yanımızda. Merhaba Mahir Bey. Merhaba. Şimdi e, Sayın Vekilim hemen bu tüzük kultayı meselesine gireceğim ben CHP. E, tüzük kultayı, seçim kurultayına döner mi dönmez mi? Çeşitli açıklamalarda e, açıklamalar da var. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ekol TV'de yaptığı açıklamalar var. Delegeler isterse diye. Bansur Yavaş'ın açıklamaları. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Döner mi seçimli Kurutay'a? kurultaya? Ya şöyle e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi eğer kurultay delegelerimiz bu konuda bir inisiyatif koyarlarsa, e, dönmesi gerektiğini söylerlerse e, pekala dönebiliyor. E, dönmeli midir? Aslında bunu tartışmamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bugün gittiği noktadan e, delegelerimiz ve partilerimiz memnunlar mı e, ona bakmak gerekiyor. Eğer memnun varsa uygulanan politikalar noktasında e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, bir kurultaya, seçimli kurultaya dönmez. Fakat bir hoşnutsuzluk var ise e, politikalarda özellikle AK Parti ile yumuşama politikasında bir hoşnutsuzluk var ise bizim e, partimizde pekala dönebilir diye düşünüyorum düzük Kurultayı'nın seçimli kurultaya. Dönebilir yani eğer yani böyle bir olasılığımız var mı? Tabii tabii var elbette ki var. Bizim biliyorsunuz en üst yönetim organımız kurultayımızdır. Kurultayda kurultay delegelerinin yaradan bir fazlası bir irade gösterirlerse elbette ki dönebilir. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bu seçimde bir sonraki seçimde olası seçimde daha doğrusu Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda bir soru yönelendirmişlerdi kendisine. Yavaş da haber Türk açıklamalarda bulunmuştu. Henüz Türkiye'de seçim gündemi yok. Bu yüzden konuşmak için erken dedi. E, ilerleyen zamanlar içinde değerlendirme yapacaklarını söyledi. Ama aday olarak görmek isterse vazifeden kaçınmayız diyor. Bunu nasıl okuyacağız? Ya şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde olası adaylar konuşulduğu zaman e, en önde konuşulan adaylarımızdan bir tanesi Sayın e, Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ın e, son yapılan seçim anketlerinde de Türkiye'de Türkiye'nin coğrafyanın tamamında mesela Diyarbakır'da da beğenilerinin çok yüksek noktalara taşındığını biliyoruz. Elbette ki Yavaş'ın da bu noktada bir isteği olduğunu ben siyasetçi olarak okuyabiliyorum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayı konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin eli açmaz değil çokça fazla nitelikli aday adayları Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Bunlardan bir tanesi de Sayın Yavaş, Yavaş çok güçlü bir aday aslında. Ee, Türkiye'nin beklediği o e, bugüne kadar ki e, çatışma profilinin ötesinde e, sakin kişiliğiyle Türkiye'de e, bir e, normalleşmesi, gerçek anlamda toplumun normalleşmesi açısından e, ciddi bir beklenti oluşturan e, olası adaylardan bir tanesi olarak değerlendiriyorum ben. Ee, peki bir de e, bu konuya tekrar dö döneceğim ama bir de şu konu var size vaktiniz olmadığı için hızlı, hızlı soruyorum. Biraz önce Cem küçükle de konuştuk. E, bugün 23. yıl dönümü AK Parti'nin ve dün Hamza Dağ'ın açıklamaları vardı. O iki vekil ve 15 e, belediye başkanı diye. Şimdi biz de merak ediyoruz. Bir e, şaşırdık bu belediye başkanlarıyla ilgili. Çünkü AK Parti'ye geçerse ve eğer part, e, özür dilerim. Belediye eee ise o zaman AK Parti'ye geçiyor. Değil mi? AK Parti oluyor yani. Şimdi bu, bu açıklamayı nasıl e, yorumladınız siz Sayın Namzadağ? Yani, yani 15 tane e, belediye geçecek diyor ya yani başkan geçecek AK Parti'ye diyor. Bilmiyoruz ama bu CHP midir kimdir e, daha bilinmiyor. Öğrenemedik onu. Buyurun Sayın Polat. Tabii ben de bilmiyorum. Aslında bir siyasetçi olarak şunu e, söylemekten hiçbir beis duymuyorum. Bize de geçse e, seçimlerin üzerinden daha 6-7 ay gibi bir Kısa zaman geçtikten sonra bir belediye başkanının, Şehrimin dediğimiz bir belediye başkanının parti değiştirmesi, hele hele zıt kutuplardan birbirlerini seçim sürecinde çok ağır eleştirmiş kutuplardan birinden birine geçmesini çok etik bulmuyorum, gayri ahlaki buluyorum. Ama şunu oluşabilir, birbirlerine yakın, yakın siyasi görüşlerden ya da birbirlerinin içinden doğmuş partilerden geçişkenliği kabul edilebilir e, olarak görüyorum. Onun dışında mesela e, yeniden refahtan e, bir geçiş olacağına dair şeyler söyleniyor. Bu makul ve kabul edilebilir bir şey ama e, mesela Dem Parti'den birinin geçmesi çok kabul edilebilir bir şey değil. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nden birinin geçmesi çok kabul edilebilir ahlaki bir durum e, olarak değerlendirmiyorum. E, siyasette 23. yılını kutlayan bir partinin de e, kalkıp milletvekilliği ve belediye başkanları üzerinden simsarlık yapmasında doğrusu çok e, kabullenmiş veya eee durumda değilim. Siz böyle okuyorsunuz, böyle mi okuyorsunuz? Yani bir taraftan biz Cem Küçük'te konuşurken şöyle daha doğrusu sayın vekilim. Şimdi e, işte seçimleri erken seçim olur mu olmaz meselesini konuşuyorduk. Bir de ben siyaset niye bu kadar aslında önümüzde bir seçim yok diye sorgulayıp duruyorum. Ama bir de anayasa değişikliği ile ilgili işte anayasa ile ilgili özür dilerim çalışmalara ekimde başlayacakları belirtti iktidar partisi. E, bundan dolayı mıdır acaba bu ısınma, bu işte vekil geçişleri, belediye başkanları vesaire ki e, bu durumda da etik mi değil mi diye tartışılıyor. Zaten 3-5 gündür tartışıyoruz. Zeynep Hanım aslında, aslında Türkiye'nin gerçek gündemi belli. Türkiye'yi gerçek gündeminin dışından başka e, gündemlere taşımak Türkiye için e, yapılmış en büyük hatalardan bir tanesi olarak düşünüyorum. Siz Cem Bey de siz de hiç e, Türkiye'nin yakın tarihinde e, sokaklara çıkıp yol kapatan domates üreticisi ya da Gaziantep'te bir fıstık üreticisi eylemi gördünüz mü? Yani bu bıçağın de, e, kemiği delip geçtiğini gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin e, gündeminde erken seçim yok demek halkın gündemini e, okuyamamakla eşdeğer bence. Halk e, Türkiye'de erken seçimi e, ve e, bu iktidarın değişmesini çok ciddi bir şekilde istiyor. Ben e, Ege Bölgesinde özellikle ikinci bölgede küçük mendereste e, siyasi yaşamını sürdüren bir milletvekiliyim. Oradaki domates üreticilerinin neler yaşadığını biliyorum. Ve yönetilemeyen bir Türkiye var. Benim durduğum e, yörüngeden baktığınızda ben dış ticaretçiyim. E, mecliste her konuşmamda e, dış ticaretin, ihracatın üretim planlamasıyla başladığını, e, iç piyasa dengelerini koruyabilmek için bazı ihracat ürünlerine ihracat yasağı getirilmesinin Türkiye'ye yapılan çok büyük bir kötülük olduğunu ifade etmiştim. Bugün geldiğimiz noktada benim 3 yıldır söylediğim şey, Türkiye'nin gerçeğe haline dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bu gerçek sokakları e, eğer çiftçiler ki Türkiye'de e, iktidarlara en çok desteği verir, kim iktidarsa en çok desteği kutsal kesimden alır, onlar sokaklara çıkıp yollara çıkıp ana yolları kesebilecek noktaya geldiyse, Türkiye'de erken seçimde e, her an olabilecek bir noktaya gelebilir çünkü bunun domino taşı etkisi yaratma ihtimali çok yüksektir. Sayın Mekin peki şimdi yani seçim ön, önümüze yakın bir seçim yok derken şunu kastettim. Normal şartlarda tarih olarak 2028 olduğu için kastettim bu, kadar ısınmasını. Bu kadar siyasetin vekil geçişleri bunları konuşurken özellikle gündem ekonomiyken bunların gündeme gelmesi aklı tabii ki seçimi getiriyor. Biraz önce Cem'le de konuşurken bu konuya da bu konuyu da seçim konusunda konuştuk. Cem 2028 değil de 2027 eğer olacaksa diye bekliyor erken. Şimdi fakat şöyle bir durum var. Her zaman CHP lideri özgür özgür lideriniz özgür düzene açıklamaları vardı. Bugün deseler, yarın deseler girelim diye. Şimdi fakat biliyorsunuz ki sizde çok iyi çok net erken seçime gidilebilmesi ya da için e, meclis kendi feshetmesi gerekiyor ki ada e, 360 sayı lazım. Şimdi biraz önce konuştuk sayı yetmiyordu zaten meclisin kendi. Erdoğan'ın seçime. seçime için. getirmesi için Şimdi diyorum. meclisin karar alması lazım. Erdoğan götürürse Erdoğan aday olamıyor. Heh, yani işte kendi istemeyecek zaten bu meclis, e, meclis isteyecek. Şimdi evet. bunu çalışmaları mıdır? Onu merak ettim ben açık söyleyeyim. Olabilir. Olabilir, elbette ki olabilir. E, bu da olasılıklardan bir tanesi. Yani siz erken seçim bekler misiniz 25-26 yılında? E, tabii ki beklerim çünkü Türkiye bu iktidarı taşıyamıyor. İktidar da bunun farkında. E, yani Siyasi muhataplarımız, milletvekilleri de e, maalesef e, durumun iyi olmadığını kendileri açısından söylüyorlar. 27. dönemde birlikte çalıştığım bugün olmayan AK Partili milletvekili arkadaşlarımla da görüşüyorum. Onlar da artık AK Parti efsanesinin sonuna geldiğini bir an evvel iktidarı e, memleket evlatlarının bir başkasının yüklenmesi gerektiğini inandıklarını ifade ediyorlar. İşte tabii erken seçim için sayı lazım. O da yeterli gelmiyor şu an. Her iki tarafta. Ama 25 2025-26'da yani... AK Parti seçim kararı meclise, meclise dese seçime gidelim. Mahir Bey dahil bütün CHP gidelim der. Der misiniz? Gideriz. Gideriz. Deriz tabii ki deriz. Tamam. Evet. Hay yani <laughs> şu açıdan dedim, şu 360 meselesi var ya. ne e hayır, Mahir Bey de şöyle düşünüyor. Şimdi Mahir Bey haklı olarak Türkiye'de <laughs> iyiydi, bugün seçim olsa biz kazanırız düşünüyor. Bizim Tabii. adayımız kazanır diyor haklı olarak, öyle düşünüyor. O yüzden şu anda 2025-2026'da olsa gider ama… 2027'de olsa gitmez diyor hocam. Hayır, i̇şler biraz düzelirse ekonomide, Erdoğan'ın bir dönem daha o zaman aday olmasına meclis üzerinden istemeyecekleri için zamanda yapılsın diyebilirler. Öyle mi dersiniz? Doğru söylüyor. Evet bence ben bir milletvekili olarak Cem Bey'in söylediğini aynı şekilde düşünürüm. Demek ki 25-26 erken seçim CHP ama 27 ekonomi biraz düzelir ve bazı AK ekonomik Parti de, lehine dönerse yani AK Parti lehine dönerse de, diye. Nasıl? Ekonomiyle ilgili değil. Tayyip Erdoğan'ın bir daha atay Tayyip, Tayyip Erdoğan seçilmesin diye. Hah, işte onu diyorum. Orada evet. 2027'de gelirse yok Çünkü denilebilir. CHP tamam şöyle. anladım. Şimdi Mahir Siz... Bey onu buna ne der bilmiyorum ama hani CHP Erdoğan'ın kazanma ihtimalinin az da olsa olacağı hiçbir seçime Erdoğan'a da olsun istemez. Yani o, o öyle bir adaylığına destek vermez. Onu söylüyorlar zaten. Evet. Değil mi Sayın Vekil? Ya şöyle biz zamanında zamandan önce hiçbir seçimde artık Erdoğan'ın kazanamayacağını düşünüyoruz. Erdoğan aday olabileceği herhangi bir seçime bizim elimizde gitmesini de doğru olarak görmüyorum ben. Ama şunu da istersiniz hani Erdoğan'ın kendi girdiği hiçbir seçimi CHP karşı kaybetmedi. Muhalefet diğer muhalefete de. Ama Erdoğan'ı bir kere de olsun yenmek istersiniz. yani elbette ki ben geçtiğimiz seçimlerde Erdoğan'ın yenilerek gitmesini çok isterdim. Peki o zaman şuraya geleceğim. Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek mi bu tüzük kurultayında öne çıkan maddelere bakıyorum gündem maddelerine tabii. İşte seçimli kurultay meselesinde biraz önce size sordum. Bu tüzük kurultayı işte bu kurultayda daha doğrusu olası seçimde Cumhurbaşkanı adayı CHP'nin kim olacak belirlenir mi? Yok öyle bir gündemi yok şeyin kurultayımızın. Ama e, tabii aday adaylarımızdan öne çıkanlar e, kurultay sürecinde olabilir. Mesela? Yani şimdi ben de sizin gibi takip ediyorum. Bizde olası iki tane güçlü adayımız var. Birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız, birisi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız. Bu süreçler parti içinde ve parti dışında yaşanan bütün süreçler, bu adayların öne çıkması ya da bir adım geride kalmasını doğuran süreçler. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları nasıl okuyor CHP acaba? Çünkü en son Ekol TV'de Arman Çağlayan'a konuk evet. olmuştu. Orada Sayın Akşener'le ilgili yorumları var. Onu biraz önce konuştuk gerçi de. Ama delegeler isterse neden olmasın? Hiçbir zaman ben zaten başkan olmak istememiştim. Genel Başkan delegeler istedi diye diyor. Aynı şey Mansur Yavaş da zaten istenirse olur neden olmasın diyor. Sayın Kılıçdaroğlu açıklamaları nasıl buluyorsunuz? 14 kez seçim kaybetmiş bir genel başkan diye Cem de söyledi. Biz de biliyoruz. Yok. Biz Buyurun. şöyle o tartışma çok derin bir tartışma. Kemal Bey'in 14 seçim kaybettiği ya da 12 seçim kaybettiği tartışmaları çok uzatıp gidebiliriz. Biz Kemal Bey ile birlikte partinin çok ciddi bir ivme yakaladığı ve bugünlere geldiğini inanan siyaset. Yok yok yorumlar öyle diye söyledim. Sayın vekilim yanlış anlamayın. Öyle yorum yapıyorum zaten. Evet ben o yorumlara katılmıyorum. Kemal Bey siyasette dipdiri duruyor. Türkiye'yi, Türkiye'nin sorunlarını, partiyi, partinin sorunlarını çok iyi okuyan, gören e, hala sizin yayında da, Ekol TV yayında da gördüğünüz üzere partinin e, e, bugünlere gelmesine emek koymuş akil e, insanlardan e, başında olduğunu gösterdi. Dipdiri e, bir Kemal Kılıçdaroğlu var siyaseten. Doğrudur, çok eski bir siyasetçi. Siz Kemal Bey'i mi desteklemiştiniz Mahir Bey geçen sene? E, elbette ki ben Kemal Bey'i destekledim. Bunu her e, açıdan Bilmiyorum, ifade etmekte e, bir sıkıntı duymadım. Bugün olsa bugün yine aynı şeyleri yaparım. Ha Pardon dur. Ya bugün Kemal Bey yine aday olsa herhangi bir başkana karşı, herhangi birine karşı isim vermiyorum. Siz yine Kemal Bey'i desteklerim diyorsunuz. Elbette ki. Elbette. Onu hep açık belirtiyor zaten Mahir Bey. E, çok, çok, Bey. O, yani. Evet o konuda her zaman. E, e, hiç şeyim yok yani. E, ben, e, şöyle... Neyse o. Partide herkes böyle değil siyaset, ama Mahir Bey. E, ben Bizim partide de çok arkadaşımız de, var partide. Sırf CHP'de mi ama ben, ya? Ben, ben, bütün partilerde ben, var. Hayır hayır, CHP'de Cenni, şimdi Kemal hayatım... Bey'i Alin'e desiginden açıklamak herkesin ha. harcı değil. Değil, doğru. Cenn Sayın, evet, Cenni, Sayın Ben e, hayatımı siyasetten kazanan bir adam değilim. E, i̇ş dünyasından geliyorum. E, dolayısıyla bazen bir şeylere hesap ederken e, fayda e, zarar e, hesabı yaparım. E, Türkiye'nin e, önündeki e, temel açmazların e, açılmasında toplumsal barışta Kemal Bey'in e, koyduğu ilkeler hala dip dire ayakta duruyor. Ee, ve söylediği şeyler e, geçmişten bugüne kadar söylediği her şey Türkiye'nin önüne bir vizyon e, koyan şeyler. O açıdan e, mantık ve duygusal anlamda ben Kemal Bey'in yanındayım. Bunu da her platformda, her, her arkadaşımın yanında e, mevcut Genel Başkan'ın yanında da söylemekten hiçbir zaman korkmadım. Bu, bu görüşlerinizi e, aklımıza tutarak şunu soracağım. Örnekle gidiyorum. Erken seçime gittik çünkü biz hep örnekle biliyorsunuz Türkiye siyasetinin bugünden yarına ne olacağı belli olmadığı için oldu da sayın Kılıçdaroğlu oldu Cumhurbaşkanı adayı olarak erken seçimde adaylık koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında şans buluyor musunuz? Ya da tam ya tersi Kemal sorayım, Bey, zaman tam tersi sorayım şöyle Beyim, karşı karşıya geldiklerinde şu anki konjektürde ve ekonomide CHP tarafının iktidar e, tarafında Kılıçlar öyle gidebileceğini düşünüyor musunuz diye sorayım. Yanlış yani tarafım soru Kemal olmasın Bey diye böyle bir düz sorayım. Olup, Kemal e Bey'in böyle bir isteği olup olmadığını, tekrardan Cumhurbaşkanı adayı olup olmadığına dair bir talebin olduğunu bilmiyorum. Öyle bir talebi olsaydı en azından öyle bir arzusu olsaydı en azından e, bilirdim. Ben hala yakın e, çalışma arkadaşlarından bir tanesiyim. Öyle bir e, amacının olduğunu düşünmüyorum ben Kemal Bey'in. Sen bir şey mi diyecektin? O yani Kemal Bey kendine göre açıklamalar yapıyor ama yok Yüzük işte sadece. sonra tekrar Genel Başkanlığa seçilir mi Genel Kurultaya dönüşerek onu önümüzdeki günlerde Peki. göreceğiz ama Kemal Bey işte Mahir Bey işte 130 127 milletvekili var CHP onların evet, 90 ve 94'ünün Kemal Bey'i desteklediğini biliyoruz gibi yani ee, Kemal Bey'in hala partide bir ağırlığı a, var. Tabi. eski. E, tabii. Genel başkan olmasa sebebiyle de işte demin Mahir Bey'in dediği tabii, şartlar tabii. da geçerli. Yani çok eski eski değerli bir siyasetçi Sayın Kılıçdaroğlu. Peki bu eğer tüzük kurultayı son sorun bu olsun süremiz de sonuna geldim. Sizin de süreniz çok yok. E, seçimli kurultayı haline dönerse orada ne olur? Nasıl bir şey görürüz, tablo görürüz Sayın Vekilim? Eğer tüzük bekleyip seçimli... göreceğiz. Bekleyip göreceğiz. Tabii kurulta iradesi için bir şey demem çok doğru değil ama ben şunu biliyorum. Ee, Kemal Bey eğer böyle bir yola girerse mutlak kazanacağı bir yarışa girer. Ekrem Bey devreye girmesin. Ee, Ekrem Bey de kıymetli bir siyasetçi. <laughs> Peki. Sayın Vekili. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz? Yok. iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun i̇yi, Sayın Vekili. Sağ Ağzınıza sağ olun. sağlık. hoşça Hoşçakalın. Hayırlı işler bu arada. İş insanlarından çok güzel siyasetçi oluyor Şimdi yani ekonomist olduğum için söylemiyorum ama iş insanları çok Bey şimdi şöyle, ben şeydir yani hani böyle Bey risk dediğini biliyorum. Risk ee, şey yapar. Evet. 127 milletvekili var CHP'nin. Bunların 85-90'ı Kemal Bey destekliyor. Geçen sefer aslında ilk turda 15-20 farkla veya 50 farkla işte Cemal Canpola kazanacağız demişti. İl il başkanı adayı <laughs> CHP'nin. <laughs> ama orada Ekrem Bey devreye girdi ve delegeler şimdi nasıl oldu belli Türk siyaseti bu. Halletti, kazandı. Ama şimdi CHP son seçimlerden 137'lik bir oyla çıktı. Bugün seçimli kurultaya dönerse Kemal Bey, Özgür Bey yenebilir mi? Çok emin değilim. Onun için sordum da. O Yani ben, ha bir de başarılı mu? şimdi. Kemal Bey tamam seçimlere girdi ama başarısız oldu. Özgür Bey öyle veya böyle başarılı oldu. Şimdi şimdi i̇şte bu Özgür sordum. Bey yazan Merak ama, ettim. Özgür Bey, ha delegeler bu defa öyle davranır mı bilmiyorum ama ben şu an Özgür Bey'i biraz daha şanslı görüyorum.